Evet sevgili dostlar, selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuş Önler kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın yanındayız arkadaşlar. Dostlarım şurada bir çalışma var ama o birazdan bitecek. O yüzden videomu açtım. Bu videomuzda neler olacak dostlar? Çok farklı bir eşleme yaptım. Geçen videolarımda bahsetmiştim. Dikkatli takipçilerimiz hatırlayacaktır. Farklı güzel bir eşleme yaptım dostlar. Onu göstereceğim sizlere. Hangi kuşları eşledik. Ondan sonra beyazımızı tek uçuracağım bugün. Çünkü deli maviyle atınca dostlar, deli mavimizle atınca çok yükseğe çekiyorlar. Atmaca alma sıkıntısı yaşayabiliriz. Atmaca alabilir kuşları. O yüzden beyazı bugün tek uçuracağım. Ondan sonra size sormak istediğim bir konu var dostlarım. Şuradaki eşleme ve yavrusu hakkında. O konu hakkında size danışacağım. Ve bütün yavrularımızı kontrol edeceğiz dostlarım bu videomuzda. Unutmadan da söyleyeyim, balkondaki beyazların çift yavrusu çıktı dostlarım. Gelmeden önce ona baktım. Balkondaki beyazların çift yavru olarak yavruları çıktı. İlk defa çift yavru çıktı. Bakalım inşallah büyürler de bu sefer çift yavru almış oluruz balkondaki beyazlardan. Öncelikle yaptığımız eşlemeye geçelim dostlar. Flaşı aç. Evet dostlar, yeni eşlememiz bu şekilde. Bakın yeşil mavi boncuk arapımız vardı. Son dönemlerde uçurduğumuz böyle kısaya gelen, hatırlarsınız. 1 metreye kadar falan çöken yeşil mavi boncuk arapımızla burada beyazımızı eşledik dostlar. Böyle Arap beyaz eşlemesi yaptık. Ben de çok merak ediyorum. Bakalım nasıl yavrular verecekler, nasıl olacaklar. Çok meraklanıyorum dostlar. Sizlerin de tahminlerini... Işık var şu anda. Flaştan korktular dostlar. Sizlerin de tahminlerini bekliyorum. Arap beyaz eşlemesi yaptık. Araplarımıza bir beyaz girdik beyazlarımızdan. Bakalım neler olacak dostlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Yakıştı mı sizce? Bence yakıştı. Farklı bir eşleme oldu. Bakalım nasıl yavrular verecek dostlarım. Gerçekten merakla bekliyorum ben de. Şöyle beyazı aldım. Dediğim gibi dışarıda ses var ama birazdan o çalışmalar bitecek dostlarım. Eşhaneyi geri kapatalım. Arap çıkmasın. Junior beyaz da şurada. La Junior, ne yapıyorsun lan? Ablanı uçuracağız şimdi. Şimdi dostlarım beyazı bir uçuralım. Şöyle beyazı attım. Bakın bel kırdı ve devam etti. O biraz uçsun. Junior beyazın da kanatlarını açtım dostlar. Kanatları açık. Bakalım inşallah bir sıkıntı yaşatmaz bize. Biraz deli mavimize bakalım. Deli. Delidir yakalayın. Rahmetli Kemal Sunal'ın bir şeyi vardı, repliği. Delidir yakalayın. Harbiden deli dostlar. Şuna baksanıza Allah aşkına ya. La vallahi kanatça gelir mi? Oğlum bak. Hayırdır lan sana? Yavruna da öğretiyorsun ha. Şş, duyuyor musun beni? Yavruna da öğretiyorsun. He? Gel bakayım şu yavruya bir bakalım. Gel. Aslanım benim. Hepsine birazdan bakacağız da şu yavruya böyle ayrıca bir bakalım dostlar. Deli mavinin oğlu. Maşallahınızı alırız dostlar böyle. 10 numara sağlıklı bir deli mavi daha geldi. Tekrar yumurta yaptılar dostlarım. Dişinin altında yumurtalar var. Dişi yumurtaya yatıyor. Bakalım beyazımız ne yapmış? Evet beyaz burada. Dostlarım beyaz biraz uçsun. Belki o sırada şu çalışma da bitmiş olur. Birazdan videomuza tekrar devam edeceğiz arkadaşlar. Evet dostlarım. Videomu bir 10 dakika durdurdum. Beyaz yükseltmedi bu sefer. Tek attığım için yükseltmedi. Zaten bu yüzden tek attım dostlar. Uçan kuşumuz olarak bir tek deli mavi var. Onunla da atınca aşırı derecede yükseğe çekiyorlar dostlarım. Bu dönemde atmaca dönemi. Atmaca mevsimi. Kuşları atmacaya aldırtmayalım. O yüzden böyle tek attım. Tek başına uçsun. Henüz kendini sıkılamadı hala. Bakın böyle. Havada da çok şey var. Martı falan var. Bu şekilde uçuyor dostlar. Ara ara taklayı çeviriyor. Tek olduğu için fazla oyun hareketlerine girmiyor. Daha çok ürkek uçuyor dostlar. Her zaman hani böyle sökmemiş kuşlarda tek uçarsa kuş ürkek uçar ve kendini böyle oyun şeylerine sokmaz fazla. Ama dediğim gibi ikili atınca da yükseldikleri için problem olma ihtimali var. O yüzden tek attım dostlar. Evet ufak ufak da inmek istiyor dostlarım. Şöyle yavaş yavaş kuşlarımızı açalım. Damızlıklarımızı açalım, yayalım, yavrulara bakalım dostlar. Şimdi size birazdan bir soru soracağım dostlarım. Bir şey danışacağım sizlere. Bu kuşları beraber besliyoruz arkadaşlar. O yüzden sizin düşünceleriniz de benim için önemli. Ben biliyorum ki kendi kuşuymuş gibi, kendi kümesiymiş gibi izleyen birçok arkadaşımız var. O yüzden mesela şimdi size bir şey danışacağım. Evet Junior Beyaz, Junior Beyaz, Junior Beyaz. Vallahi çıktı Junior Beyaz. Oğlum Junior Beyaz. Bak 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 bak.
Heh, indi be. Çok şükür. İlk defa kanadı açık çıkıyor dostlarım. Evet, ablası da indi. Ablası da indi. Tamam, şimdi kuşlarımızı bir güzelce açalım. Çıkın bakalım siz de. Çık 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 çık. Oğlum bak, çıkın diyorum, giriyorsunuz ya. Gel bakayım çakmaklı. Gel aşkım. Deli Mavi, gel bakayım sen de Deli Mavi, gel. Gel. İyi ısırdın beni bugün ha. Geç bakayım. Hadi siz de çıkın lan. Çık. Gel. Haydi çık. Acaba Yumurta'yı bıraktılar mı? Oğlum çıksanıza lan. Neyse ben şuradan bir çıkayım dostlar. Hadi gel. 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 Şimdi çıkacaklar. Miskiyle Bostak'ım. Gel. 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 Şu erkekleri de açalım. Evet, Miskiyle Bostak'ım çıktı. Hala ensede bakın. Acaba yumurta bıraktım. Şimdi hep beraber bakarız. Kızım yumurtladın mı? Hatta bir bakalım hemen. Beklemeye gerek yok. Yumurtlamamış. Niye yumurtlamıyor bu kız ya? Yumurtayı bırakmamış. 4-5 gündür ensede miski. Onu kovalıyor yumurtayı ama. Bakın böyle kovalıyor ama. Hala bırakmamış. Bak, videodan sonra çatalına bakarım dostlar. Şimdi Arapları da çıkaralım. Erkekleri de açalım. Erkekleri de açalım. Şurada boşta erkeklerimiz var. Hadi gel. Hadi siz de çıkın bakayım. Çık 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 çık. Tamam, onlar çıkar. Bakın Junior Beyaz da iyice alıştı yere. Junior Beyaz da iyice yere alıştı. Şimdi o ufak ufak burada kanatları güçlenecek. Ve alışacak buraya dostlar. Lan sen dışarı mı çıkmaya çalışıyordun? Sakın, daha küçüksün. Gelin bakayım. Yavruları bugün hedefe çıkarmayacağım dostlar. Şu kovanın üstüne çıkarırız hepsini. İnceleriz şuradan. Şimdi dostlar size danışmak istediğim konu, sizlerin de fikrini almak istediğim bir konu var. Dostlarım bu takım bizim tutmuş çok güzel bir takımımız. Bunlar Dumanlıların, Çakmakların, oynattığımız kanalımızda videosu olan Dumanlıların hepsinin anne babası bunlar. Çakmaklıların. Bunların altından farklı farklı renkler geliyor. Dumanlı geliyor, Çakmaklı geliyor, Mavi geliyor dostlar. Sabuni geliyor, Boz. Boz Dumanlı geliyor, Miski geliyor. Çok güzel böyle çeşit çeşit yavrular atıyorlar ve bunların yavrularından hepsi oynadı dostlarım. Bütün uçurduğum yavruları oynadı. Kanalımızda da videoları var. Yani oynamayan çıkmadı. Hatta burada sık takla da kaybettiğim oldu falan. İşte kuş bir şekilde Ardahan'a gitmiş. Orada bile oynadı. Bu arada dişi yumurta almış bakın. Beli şişmiş. Dişi yumurtlayacak. Sizlere danışmak istediğim konu. Şimdi anne babayı bir çıkaralım. Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel baba. Baba miski. Bu artık benim baba miskim dostlar. Altı çok güzel çalışan bir hayvanımız. Dişi dumanlıyla beraber. Geç kızım. Sen de bir son taş toprağa yayıl. Yumurtlamadan önce. Mineralini, kalsiyumunu al. Bakın hep ensede kuşlar. Arap da az önce kovalıyordu dişiyi. Sizlere danışmak istediğim konu. Bu yavruyu uçurayım mı? Direkt damızlık mı edeyim dostlarım? Çünkü bunun sebebi ise. Bu yavrulara hep başına bir iş geldi dostlarım. Ya korkuyorum buna da bir şey olacak diye. Bunu bir yandan uçurmak, bir yanım uçurmak istiyor, bir yanım uçurmak istemiyor dostlarım. Çünkü yani bir şey olacak yani, buna da olacak, sonra çok üzüleceğim. Elimde kalsın da istiyorum. Ama biliyorsunuz ki ben uçurucuyum. İyi takip eden arkadaşlar bilir. Ben uçurmadan da duramıyorum dostlar. Ama bu soy, şu soy artık kendini kanıtladı. Elimde de birkaç çaprazlama kardeşi bulunsun istiyorum dostlar. O yüzden bir yanımda uçurma diyor. Mesela şu da. Bu da hiç kıyamadığım bir kuş. Bunun babası kayboldu işte. Bunun babası bunun abisiydi. Kayboldu. Bakın böyle dişi çakmaklıyla onun abisiyle dişi çakmaklıdan böyle çok güzel bir yavru çıktı. Yani kuşu havaya verdiğiniz zaman dostlarım %90 bir sıkıntı yaşama ihtimali var. Çok kuvvetli bir şekilde sıkıntı yaşama ihtimali oluyor. O yüzden onu direkt damızlığı çekme düşüncem var. Şu yavruyu. Yani keseyim diyorum. Elimizde bulunsun diyorum. Birkaç yavrusun. En azından dişi erkekli. Hele dişi çıkarsa direkt keseceğim arkadaşlar. Çünkü o takımın bütün yavruları erkek çıktı bugüne kadar. Dişi çıkarsa onu kesin keseceğim. Sizce dişi mi bu arada? Tahminlerinizi de söyleyin. Bakın şöyle. Sizce bu yavru dişi mi erkek mi? Dur bakayım. Yani dişi sandıklarım da hep erkek çıktı sonradan. Yani bir tane kara çakmaklı vardı, videoları var. Kara çakmaklı dişi yavru diye sefer videolarını paylaştım. Kaç defalarca hayvan bir kızdı, erkek çıktı dostlar.
İşte o da bunun abisiydi mesela. Bu kuşlardandı. O da sonradan kayboldu, atmaca aldı. Yani böyle. Durun bakayım, size yem atacağım. Sizi dışarı çıkarmayacağım bugün. Geçin bakayım. Orada yeme vurun, tamam mı? Al. Al hadi. Orada yeme vurun. Bu konuda sizlerin de fikrini istiyorum dostlar. Çünkü dediğim gibi bu kuşları beraber besliyoruz. Ben biliyorum ki kendi kuşlarıymış gibi, kendi kümesiymiş gibi bizi takip eden, seven arkadaşlar var. Bu sorum da sizlere dostlar. Böyle 5 tane birkaç hafta sonra uçuma hazır olacak yavrumuz var. Junior Beyaz'la beraber 6 tane dostlar. Bakın Junior Beyaz da yıkanıyor. Kuşlar yıkanıyor. La Junior. Bakın Junior Beyaz bu. Bana yakın olan, arkası dönük olan dostlar. Ablası da yıkanıyor. Hepsi yıkanıyor. Yeni eşlememiz Arap'la Beyaz hakkında da düşüncelerinizi bekliyorum dostlarım. Yavrular ne olacak? Böyle acaba nasıl yavrular verecek? Sazlı mı verecek? Sade Arap mı verecek? Sade Beyaz mı verecek? Böyle yoksa alacalı bulacalı ala gibi falan mı verecek? Çok merak ediyorum dostlar. Değişik farklı bir heyecan eşleme oldu. Şöyle ki dostlarım, değişiklik her zaman iyidir. Farklı heyecanlar her zaman iyidir. Çünkü farklı şeyler de görmek istiyor insan. Hani yavru nasıl çıkacak, oyun tarzı nasıl olacak? Şimdi bazı mesela kendi soylarımızı artık çözmüşüz. Yani biliyoruz. Tamam, onlar da bizi heyecanlandırıyor tabii ki. Her yavru yeni bir heyecan dostlar her zaman. Ama böyle farklı soyları da eşleyerek daha farklı heyecanlar da istiyor insan. Bakın kuşların da keyif yerinde, Arap da bakın yumurtaya kovalıyor. Onlar bizim orijinal takımımız. Yani orijinalleri elimizde tutabilmek için, her zaman elimizde olsun diye böyle orijinal hiç bozmadan birbirlerini eşlediğimiz takımlar da var dostlar. Mesela bunun yavruları direkt orijinal Araplarımızdan çıkacak. Sonra onlardan çıkan yavruları işte beyazlarla eşleriz, işte miskilerle eşleriz, dumanlarla eşleriz. Farklı farklı eşlemeleri o zaman yapabiliriz dostlar. Ama tabii ki elimizde orijinallerden her zaman tutmamız gerekiyor. Mesela beyazlar için de aynı şey geçerli. Şimdi beyazlar için de mesela farklı farklı yorumlar geliyor dostlarım. Dostlarım bu beyazlar oynayacak. Her türlü oynayacak. Bizi de memnun edecek. Bunu hep beraber göreceğiz. Ben bakmayın hani öyle soruyorum ediyorum ama ben sizlerin de fikirlerini almak istiyorum. Bakalım kimler ne diyecek. Yani yarın bir gün hep beraber sonucunu göreceğiz sonuçta. Böyle ben sizler hani sizlerin de fikrini almak için bazen soruyorum. Sizce nasıl olacak? Oynayacak mı, oynamayacak mı gibi sorularda bulunuyorum. Benim düşüncem de var tabii ki bu konuda. Beyazlarımız oynayacak dostlar. Şöyle yavrulara son bir daha bir yakından bakalım. Fıstıklar. Ne yapıyorsunuz bakayım? İşte bu yavruyu kesme niyetim var dostlar. Güzel, çok nadide bir renk attı. Genelde çakmakla ve dumanla atıyor bunların altından. Anne babasının altından. Böyle ara ara boz dumanlı falan da veriyor dostlar. Mavi veriyor, sabuni veriyor dediğim gibi. Sabuni bir kere verdi. Bugüne kadar bunun anne babası bir kere sabuni verdi. Onu da Adem amcaya göndermiştim, hediye etmiştim. Orada kaybolmuştu dostlar. Böyle işte yavrularımız bu durumda. Bakın şu da ayrıca hoşuma gidiyor. Lütfen maşallahınızı esirgemeyin. Kara dumanlı. O da böyle farklı nadide bir renk oldu. Oğlum sen pusuruk musun lan? Pusuyor mu? Ne yapıyorsun? Dur bakayım. Yok iyi. Hasta mı diye baktım da yok. Gayet iyi. Soğuk diye öyle yapıyor. O yüzden dışarı çıkarmayacağım onları dostlar. Burada biraz hava alsınlar. Takılsınlar. Onlara yeter. Hatta kapıyı da şöyle itelim. Üşümesinler fazla. Hava soğuk dostlar. Havalar buz gibi gidiyor. O da onu ensede ya. Kovalamış buraya getirmiş. Şimdi hangileri yumurtlayacak en kısa zamanda? Arap takım yumurtlayacak dostlar. Ondan sonra miski boz takım yumurtlayacak. Bak o miski bozu almış götürmüş bak. Kim bilir neredeler. Bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Ensede ya dostlar. Kovalıyor, nerelere götürüyor bak. Oğlum gerizekalılar. Lan salak mısınız siz? Kedi medi alacak ya sizi burada. Geçin lan. Şş, geç. Bak o dişi de makaslı şimdi. İnşallah bir yerlere düşmez. Erkekte sıkıntı olmaz da dişi makaslı. Geç. Salak mis ki kovalıyor kızı. Getiriyor buralara. Bunlar yumurtlayacak. Araplar yumurtlayacak dostlar. Ondan sonra bizim işte efsane takımımız kara miskiyle dişi dumanlı. Onlar yumurtlayacak. Dumanlı yumurtayı almış kıçına. Onlara da birer şey bırakayım. Yumurtalık. Yani şu takım. Onlar yumurtlayacak dostlar. Ondan sonra dişi çakmaklımızı tekrar Arap babaya gireceğiz. Bakın dişi çakmaklı bu.
geçen sezon onun Arap Baba ile yavrularını oynattık işte. O beyaza, beyazla eşe attığım yeşil mavi boncuk Arap, şu Arap'ımız. Bu dişi çakmaklıyla Arap Baba'nın, Arap Baba nerede, şu mu? Evet, şurada bakın. Şu Arap Baba'nın. Evet, bu Arap Baba'mızın yavrusu dostlar. Onları tekrar eşe atacağız. Arap'la beyazı da dediğim gibi ayrıca merak ediyorum nasıl renk yavrular verecek. Oyun stilleri nasıl olan yavrular çıkacak. Çok merak ediyorum dostlar. Böyle farklı eşlemelerde bu anlamda çok güzel oluyor. Farklı heyecanlar katıyor dostlar. Bu videomuz da böyle olsun dostlarım. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.